Sonra biz de Türkiye'de. Cürbəcür fikirlər mübadiləsi alındı ki, hansı istiqamətində həm Türkiyə, həm Azərbaycan, Qurbaki, Bilisi, Kars çox önəmli strateji dəmir yolunu həm şəkildə də istifadə olunsun və varkən onun bir gençləndirək. Enerji baxımından bilirsiniz, həm TANAP, deməli, bu yer artıq fəaliyyət başlayıb, işlətilir. Cürbəcür məsələlər iki tərəfli istiqamətində biz müzakirə eləmişik və düşündük ki, imkan var idi ki, bəs necə biz bu iki bəzi məsələləri məqamları aradan qaldıraq. Bir də beynəlxalq təşkilatlarda da müzakirə elədik. İlk növbədə Cürbəcür Avropa Şurasında Məhlub bəy vaxtı ilə Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının rəhbərliyi edirdi. Bizim tərəfimizdən biz dəvət elədik Parlamentə Səmən Səmədov və o da iştirak edirdi bizim görüşümüzdə. Və biz geniş müzakirə eləmişik. Bu təşkilatında bərabər işimizi necə quraq? Biz kardeşiz, bir milletiz, iki devletiz. Aramızda kardeşlik bağları var. Ama güzel anenelerimiz de var. Bunlardan bir tanesi de seçkilerden sonra her iki tarafta da ilk ziyaret kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye yapılır. Cenab-ı Prezident İlham Aliyev seçkilerden sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmış. Cumhurbaşkanımız Erdoğan hükümeti kurdu, akşam sabah Azerbaycan'a sefere çıktı. Ve şimdi ben buradayım. Ve önümüzdeki günlerde çok kıymetli meclis başkanımız Binali Bey de yine Azerbaycan'a gelecek. Milli Savunma Bakanımız yine ilk ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Bunlar esasen güzel anneneler. Ama sadece sembolik ziyaretli her ziyarette kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyor. İran'a karşı sanksiyalar olmayacak adlı böyle bir beyanatla çıkış etmişsiniz. Eğer Birleşmiş Ştatlar FETÖ'nü Türkiye'ye kaytarmak gibi bir cehde bulunarsa Türkiye'nin İran'a karşı mövqeyi değişebilir mi? Yani sanksiyalara koşulabilir mi? Biz İran'a yönelik yaptırımlara karşıyız. Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına tabii her ülke gibi biz de uyarız. Ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği olsun, örnek veriyorum. Onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz. Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği'nin yaptırım kararları oldu. Biz bunlara da katılmadık. Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutum. Yani herhangi bir şarta bağlı değildir. Yani ABD FETÖ'yü verdiği zaman Türkiye ilkesel bir tutumundan vazgeçmez. ABD bize FETÖ'yü vermek zorundadır. Biz müttefiyiz ve FETÖ bir terör örgütünün lideridir. Ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuş. Dolayısıyla bunu başka bir şartla bağlamak da doğru değil. Ama İran'ın köşeye sıkıştırılması ve yaptırımlara tabi tutulmasını da doğru bulmuyoruz. Ve nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesini de biz doğru bulmuyoruz. ABD bizim müttefikimiz. Avrupa Birliği de böyle düşündü ve onlar devam ettiriyor.